Namazda etrafa bakmak namazı bozar mı? Namazda etrafa bakmanın sebebi ve kaynağı nedir ve namazda hangi yerlere bakmak gerekir? Bu soruların cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, namaz hem bedeni hem de ruhi bir ibadettir. Yani bizler namaz kılarken Nasıl ki bedenimizle yaptığımız hareketlere dikkat etmemiz gerekiyorsa kalbimizi de toparlayarak Allah'ın huzurunda olduğumuz şuuruyla namaz kılmalıyız. Tabii bizim azılı bir düşmanımız var. O da şeytan. Bizimle uğraşıyor, uğraşmaya devam ediyor. Namazda da uğraşıyor. Ayşe validemiz diyor ki bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazda etrafa bakmanın durumunu sordum. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki Huva <laughs> ihtilasun. Bu durum şeytanın kapıp kaçmasından ibarettir ki yahtalisu huşşeytanu min salatil abdi. Şeytan kulun namazından kapıp kaçar. Ne demek? Yani bizler namaz kılarken şeytan bizi Allah'ın huzurunda olduğumuz şuurundan, yani huşudan engellemek için bizden bir anda böyle bir gafletle beraber bizi etrafa baktırıyor. Ve böylece o bölümde huşumuz gidiyor. Bazen bu huşusuzluk devam edip de gidebiliyor maalesef. Görürsünüz insanlar bir sinek uçar, herkes ona bakar. Allah'ın huzurundasın ya. Birisi gelir, bakayım o kimdir diye bakmak ister. E neticede ona aklı gider ve böylece huşu kaybetmiş olur. Onun için şeytana karşı uyanık olmak lazım. Bu konuda fırsat vermemek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifteki ifadesi en azından farz namazlarda bu konuya çok fazla hassasiyet gösterin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Alimlerimizin beyanına göre namaz kılarken kişi ayaktayken secde yerine bakmalıdır. Rüküye gittiği zaman ayaklarının üstüne bakmalıdır. Secdeye gittiği zaman şu burun kenarlarına bakmalıdır. Secdeden kalkıp oturduğu zaman da kucağına bakmalıdır. Bu müstehaptır. Böyle yaparsak inşallah şeytana bu fırsatı vermemiş oluruz. Son olarak şunu da ifade edeyim ki kişi bedenini kıbleden çevirmediği sürece namazı bozulmaz. Yani etrafa bakmak her ne kadar namazı bozmasa da namazın huşuğuna ciddi halel getiren ve şeytanın çaldığı bir durumdur. Son derece uyanık ve hassasiyet göstererek namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Rabbim huşu üzere namazlarımızı eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin.